Kamuoyunun malumu olduğu üzere 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden sonra olağanüstü hal ilan edilmiş ve olağanüstü halin vermiş olduğu yetkilerle kanun hükmünde kararnameler çıkartılmıştır. Bu kanun hükmünde kararnamelerde olağanüstü hal gerekçe gösterilerek bazı dernek ve vakıflar kapatılmış, gözaltı süreleri uzatılmış, soruşturmalarda avukat sınırlaması getirilmiş, birçok kanunda değişiklikler yapılmış, kamu görevlisi olsun ya da olmasın bazı kişilere koruma zırhı getirilmiştir. Anayasamızın 119. maddesinde Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkiyle olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı olağanüstü halin gerektirdiği konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Bu yetki sınırsız bir yetki değildir. Ancak ve ancak olağanüstü hal ilanını gerektiren tehlikenin bertaraf edilmesi amacını taşıyan kararnameler Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılabilir. Bu yetki çok defa aşılarak bazı kanunlarda anayasaya aykırı şekilde düzenlemeler yapılmış, hak ve özgürlüklerin özüne dokunacak şekilde kısıtlamalar yoluna gitmiştir. Bugün karşımızda büyük bir sorun olarak duran görevden uzaklaştırma ve ihraç kararları da bu dönem olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameler ile gerçekleştirilmiştir. Binlerce kamu çalışanı oldukça muğlak bir ifade olan irtibat ve iltisak kavramları ile herhangi bir yargısal karar olmadan görevlerinden ihraç edilmişlerdir. KHK'lar ile 125.678'i kamu görevinden çıkarma, 3.213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilik ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir. Görevinden ihraç edilenlerin yargısal yollara başvurması büyük bir külfet yaratılacağı gerekçesiyle olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu kurulmuş. Yargısal yollara başvurmadan önce bu komisyona başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Bu komisyona 28.05.2021 tarihi itibariyle görevden uzaklaştırmalarla ilgili olarak toplam 126.674 başvuru yapılmış. Bugüne kadar 115.130 başvuru hakkında karar verilmiştir. Karara bağlanan 115.130 başvurudan 101.058 başvuru reddedilmiş, 14.072 başvuru hakkında göreve iade kararı verilmiştir. 11.544 başvuru ise henüz karara bağlanmamıştır. OHAL Komisyonu kuruluş tarihi olan 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana yaklaşık 4,5 yıl geçmiş olmasına rağmen halen mevcut başvuruların tamamına ilişkin karar verilmemiştir. Komisyon tarafından açıklanan raporlara göre 31 Aralık 2020 tarihinden 28 Mayıs 2021 tarihine kadar olan 6 aylık dönemde sadece 2.820 başvuru ancak karara bağlanabilmiştir. Bu durum da göstermektedir ki kurulan komisyon vatandaşların ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmalarına başvuruyu geciktirmekten öte bir göreve sahip değildir. Komisyon tarafından karara bağlanan ve red ile sonuçlanan başvurular için yeni bir yargılama süreci başlamak zorunda bırakılmışlardır insanlar. Yapılacak yargılamaların süre bakımından oldukça uzun süreciyle göz önüne alındığında KHK mağdurlarının çalışma özgürlükleri engellenmiş olacak ve bu mağduriyetler uzun süre devam edecektir. Anayasamızın 113. Anayasamızın 13. maddesine göre temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı kalarak ve ancak kanunla sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne, ruhuna, demokratik toplum düzenine ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz. Bu mağduriyetleri daha da artıran bir diğer durum ise haklarında başlatılan ceza dosyalarında beraat yönünde karar verilen kişilerin idari kararla görevlerine iade edilmemesidir. Bu durum hukuk devleti ilkesinin ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir. Anayasamızın yine 15. maddesinde belirtildiği üzere kişinin yaşam hakkına, maddi ve manevi varlığının bütününe dokunulamaz. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bundan dolayı da suçlanamaz. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar da kimse suçlu sayılamaz. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki
darbelerin ve her türlü antidemokratik uygulamanın önüne geçirmenin yolu daha baskıcı ve daha antidemokratik rejimler kurmaktan değil, daha demokratik, daha adil, daha eşitlikçi, insan haklarına saygılı bir ülke yaratmaktan geçmektedir. Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı olarak mağduriyet yaşayan her toplum kesiminin yanında olduğumuz gibi olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameler ile görevlerinden ihraç edilen ve bu nedenle mağduriyet yaşayan tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, sorunların çözümü için her türlü desteği sağlayacağımızı belirtmek isteriz. Ülkemizin daha yaşanır, özgürlükçü, katılımcı, gerçek anlamda demokratik ve hukuka saygılı bir sisteme kavuşması için sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu ve bu bilinçle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ve halkımıza saygıyla duyuruyoruz. Teşekkür ediyorum. Siz bir şey söyler misiniz? Kendinizi de tanıtarak. Cengiz İzol. Evet. Cengiz İzol, sosyal hizmetlerden ihracım ben. İhraçların usulsüzce yapıldığı herkes tarafından bilinmekte. Ama bunun bütün muhalif siyasi partiler ve STK'lar tarafından dillendirilmesini istiyoruz. İnsanlar ölüme terk edildi, insanlar aşağıya terk edildi ve mütedeyyin camialar, diğer STK'lar, herkes izliyor. Biz bütün STK'lardan, bütün siyasi muhalif partilerden yardım talep ediyoruz ve bunun yüksek bir sesle dillendirilmesini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sorunuz yoksa arkadaşlar, bizim basınla ilgili şeyimiz bitti. Şimdi kendi aramızda. Şimdi de Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı siyaset yapıyorum. Biz bugün Diyarbakır'da bulunan MKK platformundaki arkadaşlarla ne gerek dışarıdan ihraç eden arkadaşlarla bir araya geldik parti olarak. Bizim burada amacımız hakikaten bu zulme uğrayan, bu adaletsizliğe uğrayan ihraç arkadaşların sorunları dinlemek. Ki zaten en başta kendim de bir ihraçım. Hem dertlerini bir bilelim, ne yapabiliriz, ne edebiliriz bu konuda. Kendi içimize bir rapor hazırlayıp genel merkeze ileteceğiz. Hem genel başkanımız hem de mecliste bulunan milletvekillerimiz bunları düzenli olarak kamuoyu nezdinde göz önüne bulundurmalarını, bunları duyurmalarını ve artacak bir şekilde de duyurmalarını talep edeceğiz. Diyarbakır İl Başkanlığı olarak, Deva Partisi İl Başkanı olarak kendi aramızda bir komisyon kurduk. Avukatlardan ve ihraç arkadaşlardan oluşan bir komisyonumuz var. Diyarbakır'daki KHK platformu ve diğer tüm ihraççılarla düzenli olarak bir araya geleceğiz. Dediğim gibi var olan sorunları bizden talepleri, siyasetten taleplerini raporlaştırıp öncelikle kendi genel merkezimize ve ilgili arkadaşlarımıza bildireceğiz. İlk önce bu Deva Partisi'nin yapmış olduğu bu davetten dolayı, ilgi alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de bir KHK mağduruyum. Bu süreçte herhalde Türkiye'de en büyük mağduriyeti yaşayan biri olduğuma inanıyorum. Çünkü ben sürücü kursu sektöründe çalışan bir iş adamıyım. Sürücü kurslarım vardı. Malumunuzdur ki sürücü kursları tamamen İl Milli Eğitim'in, efendim valiliğin ve bakanlığın onayıyla açılan birer kurumdur. Bir gecede hiçbir gerekçe gösterilmeden bütün kurumlarım kapatıldı ve 28-23 gün gözaltı sürecinde bütün mallarım dağıtıldı ve el konuldu ve satıldı. Bundan dolayı hiçbir kanunsuzluktan, şundan bundan, efendim bana kanunsuzluk yapıldı, haksızlık yapıldı diye bahsetmek istemiyorum. Çünkü ortada bir kanun yok. Yani bundan bahsetmek bile bir kanuna bir hakaret, hakka bir hakaret olarak kabul ettiğim için bunlara hiç girmek istemiyorum. Şimdi yapılacak iş farklı düşünceleri bir tarafa bırakıp zalime karşı omuz omuza verip bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu, bu zulmü kaldırmak için bize ne düşebilir, ne yapabiliriz? Bütün düşüncem, arzum budur. Bundan dolayı inşallah burada bulunuyorum. Bunun da zulüm ne kadar ağırlaştıkça sonu o kadar yakın olduğuna inanıyorum. Ağırlaştığı kadar ağırlaşmış zaten. Şu anda kaybedecek, ben şahsım olarak kaybedecek hiçbir şeyim yok.
kaybettiğim her şeyimi kaybettim. Ailemi kaybettim. Çocuklarımın psikolojisi kayboldu. Çocuklarım üniversite sınavlarında bu psikolojiden dolayı başarısız oldu. Yani dünyada yapabilecekleri bütün zulmü yaptılar. Şimdi ama umutsuz muyum? Umutsuz değilim. Bunun sonu çok yakın bir zamanda gelecek. Bundan dolayı bu hukuksuzluğu bir söyleşinde dinledim. Sayın Deva Partisi Genel Başkanı'nın, Babacan'ın, ilk işiniz ne olacak? İlk işiniz bu hukuksuzluğu kaldıracağım dedi. İlk ondan duydum. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah inanıyoruz. Bu çok yakın zamanda herkes hakkına, hukukuna kavuşacağına inanıyorum. Ben şahsen bütün malımı, mülkümü devlete emanet vermiş olarak kabul ediyorum. Yani zerre kadar, biraz önce arkadaşlar diyor ki efendim beraat eden varsa söyleşi yapabiliriz. Ben gönlümde beraat etmişim, gönlümde. Önemli olan benim gönlümde, vicdanımda, beynimde, aklımda beraat etmektir. Ben zaten ortada bir suç yok ki beraat olsun. Beraat olabilmesi için ortada bir suç olması lazım. Bu tamamen bir siyasi konudur. Ortada hiçbir suç yoktur. İktidarın öteleştirmesidir. Muhalif olan herkese el koyması, malına el koyması, onlara zulüm etmesidir. İnşallah bu en kısa zamanda neticeleneceğine inanıyorum. Ben Mehmet Emin Yüksel, Diyarbakır Silvan ilçesinde sınıf öğretmeniyken 2016'da 672 nolu KHK ile ihraç edildim. Benim elime sadece bir kağıt verdiler. Sen uzaklaştırma aldın dediler. Yalnız benim evrak kayda verdiğim dilekçeyi bile, itiraz dilekçesini bile almadılar. Şube müdürü biz alamayız dedi. Alırsak bile işleme koyamayız deyip almadı. Yani itiraz dilekçesini bile, evrak kayıt almadı. En doğal hakkımız olan dilekçe hakkımızı bile kullandırtmadılar bize. Zaten kısa bir süre sonra hemen 2 dakika mahkemeye çıkarıp hemen tutukladılar. Anında tutukladılar. 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra çıkmaya son bir ay kala hocam panik atak geçirdim. Artık bütün sıkıntılar üst üste birikmiş. Belki de ondan dolayı böyle bir sıkıntı oldu. Artık ben kapalı alanda kalamayacak duruma geldim. Allah'ıma şükürler olsun ki yaklaşık 20 gün sonra mahkeme kararıyla tahliye oldum. En sonunda mahkeme beraat verdi. Ama OHAL komisyonu maalesef yani oyalama komisyonu olduğunu açıkça belirtti ve benim göreve dönmemi için herhangi bir olumlu bir karar vermedi. Red kararı verdi. Ben cezaevinden çıktıktan sonra tabii eğitim kurumlarını dolaşmaya başladım. Belediye, mesela ben dershaneye gittiğimde, iş başvurusu yaptığımda işte belediye başkanının emri var, biz göreve alamayız, kayın belediye başkanı. Kolejlere gittiğimde vali beyin emri var, biz göreve alamayız diye söylediler bana. Hatta benim CV'mi bile almadılar. Yani hani ben şu aklıma geldi birden o esnada. Türk sinemalarında hani birinden hoşlanmadığınız zaman bir zengin, bir mafya babası tutar, işte bunu hiçbir yerde çalıştırmayın diye. O aklıma geldi. Yani mafya yöntemiyle bir ülke yönetilebilir mi? Ben de dedim ki rızık Allah'tandır. Gittim kendi dükkanımı açtım. Şu anda ben çiğ köfteciyim. 4 senedir çiğ köftecilik yapıyorum. 5 senedir ben görevimden ayrıyım. Ben ve eşimin psikolojisi bozuldu. Halen ilaç kullanıyoruz. Öğrencilerimi özledim. Yani ben öğretmenim. Öğretmenliğimi özledim. Ben çiğ köfteci değilim ki. Yani ben çiğ köftecilikten ne anlarım? Yani muhalefet yok Türkiye'de maalesef. Şu an birkaç tane cılız ses olsa da gerçek bir muhalefet şu anda yok. Muhalefetten beklentimiz, tüm partilerden beklentimiz bizim sesimize ses vermeleri. Sadece bize değil, yani bütün hukuksuzluklara karşı bir ses vermeleri. Bunu bekliyoruz. Sayın Başkanım, bugünkü toplantının mahiyetiyle ilgili söylemek istediğiniz şeyleri bizimle paylaşabilirseniz. Evet. Biz Diyarbakır Deva Teşkilatı olarak
uzun bir süredir teşkilatlanma çalışmalarını ve saha çalışmalarını yaparken bir taraftan da toplumda mazlumlaştırılan, ötekileştirilen, bir kenara bırakılan, görmezlikten gelinen bütün toplum kesimleriyle yan yana durmaya ve onların sesini bir şekilde duyurmaya gayret sarf ediyoruz. Bu önümüz geçmiş 5 yıl içerisinde de Türkiye'de bu mağduriyeti yaşayan en büyük grup da KYK'lılarla ihraç edilmiş olan insanlarımız. Bu insanlarımız uzun bir zamandır seslerini yükseltmeye, taleplerini dile getirmeye, var olan mağduriyetlerinin bir an önce çözüme kavuşması için de seslerini yükseltmeye çalışıyorlar. Ama ne yazık ki Türkiye'de mevcut korku iklimi, korku iktidarı, ötekileştirme siyaseti bu mağdur edilen kesimlerin sesini duyurmasına engel oluyor. Biz de defaatle yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra Diyarbakır İl Yönetimi içerisinde bir komisyon kurarak Diyarbakır'daki KYK platformu ve ihraç edilmiş olan arkadaşlarımızla düzenli toplantılar yapmaya karar verdik. Bu açıdan bir komisyon kurduk. Bugün de o komisyonun tanışma toplantısını gerçekleştirmiş olduk. Toplantının şu andaki ana gündemi yapmış olduğumuz basın açıklaması ve muhatap olduğumuz, olacağımız arkadaşlarımızla tanışma vesilesiydi. Bir de bunun bir başka vesilesi de dediğim gibi Türkiye'de ciddi bir korku iklimi var, ciddi bir ötekileştirme durumu var. Bu mesele yan yana gelme meselesi, beraber durma meselesi, birbirine omuz olma meselesi ve çok önemsediğimiz bir mesele. Çünkü uzun yıllardır Türkiye'de mazlumun kimliği ya da zalimin kimliğine bakılarak bir mevzi oluşturulma çabasında olduğunu görüyoruz. Bu da çok toplum içinde, Türkiye halkları içinde çok kötü sonuçları olabilecek bir durum. Çünkü bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz ve almış olduğumuz evrensel ilkeler bize mazlumun da zalimin de kimliğinin sorulmaması gerektiğini, her hal ve şartta onun yanında olmak gerektiğini söyler. Bu bir vicdan buluşmasıydı aslında. Bu bir topluma bir toplu bir resim verme buluşmasıydı. Farklı kesimlerin de, farklı duyarlılıkların da yan yana gelebileceği, iktidarın bütün bu ayrıştırıcı diline karşı ortak paydaları çoğaltmayla ilgili beraber inisiyatif alınabileceğinin bir resmi bir buluşması olarak nitelendirebiliriz bugünkü buluşmayı.